bize 42 bölü 7 işlemi aşağıdakilerden hangi soruyu çözebilir diye sormuşlar. Burada da 3 farklı soru var ve aralarından birini seçmemiz gerekiyor. Hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. A seçeneğinde Salih çantasına 42 tane çikolata koymuş, 7 tanesini arkadaşlarına vermiş. Salih'in kaç tane çikolatası kalmıştır diyorlar. Bu soruyu bölme işlemiyle çözemeyiz öyle değil mi? Salih'in başlangıçta 42 tane çikolatası varmış ve bunlardan 7 tanesini arkadaşlarına verdiğine göre soruyu çözmek için 42 eksi 7 işleminin sonucunu bulmamız gerekir. 42 bölü 7 değil. O halde bu seçeneği eliyorum. Melike'nin 7 paket şekeri varmış. Her bir pakette 42 tane şeker olduğuna göre Melike'nin toplam kaç tane şekeri vardır? Burada da 7 çarpı 42 işlemini yapmamız lazım. 42 bölü 7 değil. Bunu da eliyorum. Lal, güzel bir isim, bir hafta boyunca toplam 42 dakika koşmuş. Her gün eşit süreyle koştuğuna göre Lal'in bir günde kaç dakika koştuğunu bulunuz. Pekala, Lal her gün aynı süreyle koşarak bir haftada toplam 42 dakika koşmuşsa. Bir bakalım, bir haftada 7 gün vardır öyle değil mi? Bir günde kaç dakika koştuğunu bulmak için 42'yi 7'ye bölmemiz yeterli olur. Evet, 42 bölü 7 işlemi ile çözebileceğimiz soru bu. Hadi bir tane daha yapalım. Kerim'in 21 tane oyuncağı varmış. Oyuncakları üçer üçer kutulara koyuyormuş. 21 bölü 3 işlemi neyi temsil eder demişler. Hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Burada da 21 tane oyuncakla başlayıp bunları üçlü gruplar halinde kutulara koyduğumuz bir durumla karşı karşıyayız. Bu üçlü grupları gösterdiğine göre bu ifade bize 21'i üçlü gruplara ayıracaksak kaç tane grubumuz olacağını verir. 21 bölü 3'ü bir daha yazalım. Bu üçlü grupların sayısını veriyor. Ve bu işlemin bir de sonucu olacak öyle değil mi? Birçoğumuzun sonucun ne anlama geldiğini bildiğinizden eminim ama yine de bu işlem ile kaç tane üçlü grubumuz olacağını bulmuş olacağımızı bir kere de ben söylemek istiyorum. Ayrıca soruda bu üçlü grupların kutulara konduğunu söylediklerine göre grup sayısı ile kutu sayısı aynı şey. Evet, kutu sayısı. Her kutuda kaç tane oyuncak olduğu olamaz. Çünkü bize her kutuda 3 tane oyuncak olduğunu zaten söylüyorlar. Yanına 3 yazalım. Toplam oyuncak sayısının da 21 olduğunu biliyoruz ama az önce de söylediğim gibi toplam kutu sayısı toplam oyuncak sayısı bölü her kutuda kaç oyuncak olduğu yani 21 bölü 3 işlemi ile bulunabilir. Hadi bir tane daha. Ali, Veli ve Can 12 tane kurabiyeyi eşit olarak paylaşıyorlarmış. Her birinin kaç tane kurabiyesi olduğunu aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulabiliriz demişler. Ne duruyorsunuz? Videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Toplam 12 tane kurabiye var öyle değil mi? O halde 12 ile başlayıp bunu bir sayıya bölmemiz gerekiyor. Tamam peki ama kaça? Bir bakalım. Kurabiyeleri Ali, 1, Veli, 2 ve Can yani 3 kişiye paylaştırdığımıza göre 12 kurabiyeyi 3 eşit gruba ayırmamız gerekiyor. Ve zaten bulmamız gereken şey de bu. Bu 3 kişiden her birinin kaç tane kurabiyesi olur? Tabii ki de 12 bölü 3 tane. Evet bu sorunun cevabı da bu. 12 bölü 3 3 bölü 12 hmm, bu soruyla alakalı bir işlem değil yani 3 tane kurabiyemiz olsa ve bunları 12 kişiye paylaştırmamız gerekse olabilirdi e, ama sorudaki durum bu değil zaten bu durum çok olası da değil değil mi gerçek hayatta. E, C seçeneğindeki 12 bölü 2 de buna uymuyor çünkü 12 tane kurabiyeyi 2 kişiye paylaştırmıyoruz 3 kişiye paylaştırıyoruz.